Merhaba, hoş geldin. Ceylan'ın yatağı galiba. Evet. Yani artık benim. Senin mi? Evet. Nalan abla yatıyor orada. O Nalan'ın problemi. Ceylan'ın yerine ben geldim. Benim. Şaka mı yapıyorsun? Şaka eşyaları yapar gibi var. Bir halim yok. Eşyaları var ama orada. Boşaltmak zorunda. Kısa kıçacaksınız sonra. Sorun yok. Selma, sen bir eyvah dedin sanırım. Eyvah diyorum çünkü gerçekten çok sinirlenecek yani. Sonuçta eşyasını boşaltıyor. Valla özel eşyalarına dokunmayacağım. Özeli onundur ama askıdakileri boşaltacağım ki kendi eşyalarımı yerleştireyim. Şoktayım yani şu an, gerçekten şoktayım. Bence sen de suç. Büyük bir cesaret yani. Nalan eve gelince yatağına el konulmasına ne tepki gösterecek merak ediyoruz gerçekten. Oradakiler benim askılarım yalnız. Benim eşyalarımı da boşaltmayasın. Ne kadar açık göz. Askıların da iyilerini kapmış. Selma, sen de fırsattan istifade durumdan faydalanıyorsun. Yani elbiseleri derken askıyı, yani bizim benim de ihtiyacım var. Hepsini de alıyorsa haksızlık olur. Çünkü hepimize yeterince askı veriliyor. Çünkü şimdi biz alışverişlerimizi takacağız. Bunlar benim bildiğim elbise askısıdır. Pantol bile asılmayacak askılarla şey yapmış. Yapacak bir şey yok. Ne? Merhaba. Selam. Birebir burada da söyleyen. Bu ne? Bu ne? Ceylan bir seni oldu. Ceylan'ın yeri benim. Kardolabı da benim haliyle. Çamaşırlarını oraya koydum. Özellerini ellemedim. Ne demek öyle? Öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey var. Çünkü o çıktı, onun yerine ben geldim. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya öyle bir yok. Şey var. Hayır hayır. Benim öyle yatağım bir dünya burası. Var. Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya var. Hayır, sen yeni gelmişsin. Hemen benim eşyalarımı sordun mu bana toplarken sen? Sen eskiysen. Sen eskiysen. Hayır, senin sen dolabından. İzin aldın mı? Bak hayır. Saygısızlık yapıyorsun. Hayır. Ceylan sen benim eşyalarımı elleyemezsin. Özelini ellemedim. Hayır, özelim. Sen benim eşyalarımı almışsın. Oraya koymuşsun. Nasıl yapabiliyorsun böyle ya bir şeyi? Alıp barize koymadım. İzin aldın mı benden? İzin aldın mı? Olsaydın alırdım. Hayır, elleyemezsin benim eşyalarımı. Böyle bir dünya yok. Nasıl elliyorsun? Ellerim. O zaman ben de senin eşyalarını elleyeyim. Elle, öyle bir şey olabilir mi? Hayır efendim. Eşyalarını alıyorsun. Hayır. Yok, bu dolap kimin de? Hayır, ben buradaysam ben hayır, odanın Nalan seçeneği miyim? Yatağımı yerleştim. Sana imza mı verdim? Sana kim verdi evet, bu yetkiyi? Evet, ben verdim. Bu yetkiyi de ben aldım. Alamazsın. Alırım. Sen daha yeni geldin, saygısızlık yapıyorum ve benim eşyalarımı elleyemezsin. Alırım. Öyle bir şey yok. Sen arabada da aynı saygısızlığı hayır, yaptın. Ceylan'ın yerine çok geldim. Ayıp. Ne demek geldin? Hayır efendim, sen benim eşyalarımı elleyemezsin. Hayır, buraya taşınmayı sen nasıl yetki aldıysan. Hayır, benim eşyalarımı elleyemezsin bu kadar. Elleriz. Ben yerleşim. Hayır, ne demek ellerim ya? Hayır, elleriz. Yok öyle bir şey. Elleriz. Hayır. Nalan, bu arada askılarından da aldı kızlar. Askım da aldı. Hiç askı koymamışsın. Ben de geldiğimde yoktu. Gittim istedim. İsteyeceksin yani. Bu kadar basit. Hepsi İyi miydi? Gel bunları da vereyim. Ver valla. Sen bir kere saygın olsa yolluyorsun. Sorarsın. Yani bir kere sorarsın. Bak, hanımefendi burada. Hanımefendi burada değil. Şu an senle konuşuyorum. Ben hanımefendiyle konuşmuyorum. Hanımefendiyle ben günlerde buradayım zaten. Ama ben seni uyardım. Yapma tartışırsınız sana bir dedim. Sana sorabilir miyim? Buranın tapusu sende sen mi? Sen uyardın mı? Tapusuna bak, bakabilir miyim? Bak arkadaşım uyarmış ya, da seni. Ya bir saniye. Tapusuna bakabilir miyim? Tapusu o zaman sen mi? De göster tapuyu. Yerleşe işte, göre tapuyu sana vermişler. Almaya geldim. Allah Allah. Evet. Ben de vermiyorum tapuyu. Satılık değil, kusura bakma. Almaya geldim. Burası satılık değil. İnsan bir sorar. Bir danışır. Yeni gelmişsin. Bir bilgi edinir. Buradan ben alıp da oraya yığılmaz. Çok sormam. Ayıp saygısızlık. Haksızlık yapana hak sormam. Haksızlıkla ne ilgisi var tamam. Şimdi? Burada ben yokum. Kusura sen benim eşyalarımı oraya yığıyorsun. Buranın tapusunu aldın mı diyorum. Sen aldın mı? Almadım ama Ceylan Hanım'ın yerine geldim. Almadıysan o zaman niye yerleştin Ceylan'ın kardeşim? Ceylan'ın yerine geldi. Ya Ceylan Meylan yok. Sen kendi nasıl? Yerine geldin. Allah Allah. Sen aynen de başkasının öyle. Yerine geldin. Başkası ben kimse başkasının yerine geldim. Ben neresi diye sormadım. Neresi Ceylan boş? Ceylan buradayken bu nerede yatıyordu? Nalan orada yattım. Neresi boş? Orada yattım. Orası kimseye sormadı. Hayır, ben orayı istemiyorum. İstemeyebilirsin. Yani uğursuz yapacak diyorsunuz bir şey yok. Madem. Bunu uğursuz ben demedim. Falan öyle bir şey bunu yok. Bunu ben demedim ama bunu duydum. O zaman ben uğursuzluğun içinde olmak istemiyorum. Tamam, o zaman kimse burada da olma. Bunu? Çocuk musunuz Allah i̇şte aşkına? İşte yanındakine sormak lazım. Uğursuz ne kadar baltın inançlar bunlar. Neden yatağını değiştiriyorsun? Onu sana açıklamak zorunda da değil. Evet, açıklamak zorunda. Değil, sen kimse ki sana açıklayacağım ya. Açıklayacaksın. Ya konuşma ya, sen kimse ki ben sana açıklayacağım ya. İşte. Senden saygı olsa böyle davranmazsın bir kere. Bahsetmeden. Daha 10 dakika tanıdığın insana laf söylemezsin. Acayip acayip ya. Kızlar, backstage için hazırlanacaksınız. Unutmuyorsunuz değil mi? Ben o zaman, sen az önce dedin yetkililer karar veriyor madem. Yetkili karar versin. Ha, madem yetkili ben karar veriyor demedim. Madem sen ben Ceylan Hanım'ın yerine geldim. Askıları yetkililerden isteyeceksin dedim. Yok.
yetkili karar veriyor. Madem buraya tapusunu sen yetkili ben karar tapumu almaya gidiyorum. Canım, yetkili tapumu karar vermiyor. Gidiyorum. Yetkili tapuyu karar kapıyor. Vermiyor. Askıları yetkiler, eksiklerini yetkiden isteyeceksin. Notere, tapuyu İstediğin yere git, yolun açık olsun. Bay bay.